Allah Allah. Otoks var ya. Ramazan nasıl buldun? Ferit. Şimdi sen düzgün bir yarışmacısın. Sabah da bunu gösterdim benle beraber. Yan yana yarışmak güzel bir zevkti. Şimdi saçımız zaten 4-5 ton vardı. Sen açtın, boyadın, rengini kırdın, bir şeyler yaptın. Bir 4-5 tonla geldin farklı renklerle. Sen beğeniyor musun bu saçı? Sana, sen toplamında beğeniyorum. Beğeniyorsun. Toplamında beğeniyorum. Lütfen dürüst olur mu? Yani vaktim olsaydı ben zaten başlarken modelime de söyledim. Dedim ki bu iş yapılmaz. Hatta ben siyah dedim ki yapalım dedi. Siyah yapalım. Yetişmez abi bu iş. Kesinlikle. Yetişmez. Şimdi bir doğru. Bakın değişim programındayız. Sence tamam süre kısıtlı hepimiz için. Doğru, evet. Haklısınız. Olmayacak şeyleri başarmak, insanlara göstermek, buradaki arkadaşlara, evet, göstermek önemli değil mi? Benim kendi görüşüm, evet, şahsi. Ama sen günü kurtarayım hani boya oldu mu oldu havasında yaptın. Doğru mu? O hayır değil. Ben değiştirdim saçı. Bak burada siyahlıklar vardı. Hayır uğraşma demiyorum. Yok, şimdi yani boyamak ayrı bir şey. Biz baya değiştirmek baya ayrı bir şey. Ettik. Bak, ben gerçekten ağlıyordum bir şeyde. Hiç konuşmadı hatta size sen, bile yapmadı. Tamam. Gerçekten sen, uğraştı. Sen de çok uğraştın. Senden sonra çok uğraşan kişi, evet, benimdir. Hayır i̇şte ben sadece değil, şunu öğrenmek istiyorum. Deniz. Deniz. Sen memnunsun, sıkıntı yok. Deniz biz teknik, saçın biz teknik konuşuyoruz. Arkasını gördün mü? Ara kısmını. Görmüyorsun. Görmedim, tamam Deniz, sen genel görüntüyü beğeniyorsun. Okey, tamam. Yok ben gören. Şöyle bir şey sorabilir miyim? Ben Deniz'e size soruyorsun. Sorduğum için hepinize soruyorum. Yani kuaför olduğunuz için. Ben bu saç, bu küllü bir saç mı? Kabul müyüm? Yeşil bir saç. Yeşil bir saç. Peki yeşil bu iki uçların daha koyu. Peki uçları olmuyor, olur mu? Hı? Yani bu saçın ucuna olur mu kesim yapıldıktan sonra? Hayır ben olur mu? Ferit'e yakıştıramadım. Bob yani Ferit Bob iyi başladı. Bob kesersek olur. Açıcıyla açıyordu. Ve dip renginin düzelmesi lazım. O saça ömre olmadan önce dip renginin düzelmesi lazım. En dibin lazım. Şu kadar daha koyu. Bak şu, evet, kadar daha koyu. Aynen. Orta bölüm küllüye benzetilmiş. Ucun daha koyu. Yani dip yani renginin düzeltilip, dip renginin düzeltilip geçişlerle onun kapatılıp güzel başarılı bir omre yapılması lazım. Yani şu an sana anlatmamızın sebebi yok, de Ferit. Sen Ferit'in önünde savunuyorsun ya. Ben diyorum ki sen geneli beğendin, okey tamam. Ama biz onu teknik görüyoruz. İşte evet. Yani biz ben, teknik, evet, bakıyoruz işte. İşte ben burada söyledim durduğum modelime. Gibi... Zaten arada renkler olacak dedim ya. Arada renkler. Olacak dedim. Biz... Sizin yaptığın ya, işin, evet, renklendirmenin, kesimin hepsini, tamam mı? Uç nokta olmasa da bakın. Farklı olması lazım. Çünkü yarışma farkı hissettirmemiz lazım. Şey Türkiye'nin her yerinden geldik. Madem düzgün cevap ver. Şimdi diğer yarışmacıların yaptığına göre benimkini değerlendirirsen hangisinde değişim var, açma var? Şimdi, az önce öncünün saçında o sana cevabını renk var mıydı, zaten yok muydu? Şimdi rengini kırmışsın. Bak ama bak şimdi tamam, renk ben, zaten 4 renkti. Yine sanatçı değişim yok. Bak, Ferit, değişim ayrı bir şey. Rengi kırmak, çalışmak ayrı bir diğerlerine şey. Diğerlerine göre değerlendirelim. İyi başladın. İyi başladın. Dedim, evet, takip ediyorum. Dedim koyu yerleri tabii ki açıcıyla açacaksın. Boyanın böyle bir gücü yok. Mantıklı, evet, güzel. Ve profesyonel çalışıyordu. Uçlar bitik, farkındasın. Tamam mı? Ama cesaret edemedin. Bak bunu kabul et. Şimdi ettim, cesaret çok önemli. Şu uçta yıkaması. Ya dedim, sen ama... nasıl kuaförsün? Nasıl eleştiriyorsun? Saçta 5 tane renk var. Yani ya, değişim yaptın. Dinler misin ya? Ya bitirmedim. Bu sanat ya. Hayır bir dinler misin? Yani... Saç birkaç ton olunca değişiklik mi oluyor? Bu saçı boyamış mı oluyor? Ya ben sanat iyi demiyorum ki. Değişim oldu demiyorum ki. Beni dinliyor musun sen Allah aşkına? Sen de Feride yanına çekmeye çalışıyorsun herhalde. Sonucu olmayayım diye. Ya arkadaşım ben adama diyorum ki 4 renk vardı farklı 4 renk oldu. Bu saç olmuş mu diyorum, o olmuş diyor. Sence diyorum mantıklı mı? Bu yarışmada değişim olmuş mu diyorum. Olmamış, onu sen, kabullendiriyorum. Yani ne demek ben öyle bir şeye ihtiyacım açtın, yok ki. Saçı açtın, onu yaptın, bunu yaptın. E saçı açtı da biz buraya... Abi saçı açamamış, rengini kırmış. Açmak ayrı bir boyut. Yani hayır, tamam işte aynı şey söylüyorum. Saçı rengini kırmış diye değişiklik mi yapmış olmuş? Bir ya bak bakayım, tabii ki değişiklik var değil. Mı, sanat 4 renk var vardı, mı? Başka renk var. Küllüğü çakmış affedersin. 3 gün sonra akacak, iğrenç bir renk olacak. Ama sen, bence değişiklik sen, var ya. Sen de bak, bunu yeme. Bu saçta kızıllık olur dedin. Evet ben dedin. Şu anda... Abi kızıllık yok İçlerinde mu saçta? İçlerinde var. İçlerinde var. Var. Ya bir de ben mi açayım saçı aralı şimdi? Kızıllık yok mu abi saçta? Senin gördüğün totalinde var mı? Totalinde. Ne totalinde? Aralarda yok diyorum. Genel. Total yani genel. En dipte tırıncılık. Şöyle baktığında. Ya yapma bırak. Tırıncılık. Ben ne yaptığımı anlatıyorum, siz onu da anlamıyorsunuz. Genelinde olmaz. Tamam Ferit, sen haklısın. Sen beğeniyorsan sorun yok ama bir değişim, tabii, iki saatte bir farklı bir boya modelim, renklendirme değil. Sen günü kurtarmak mutlu, için çalışmışsın. Mutluyum. Bence. Siz bir vermek için bahane aramayın. Peki Alev, makyajı nasıl buldun? Makyajı nasıl buldum? Eyeliner'ın birinin ucu yuvarlak kalmış.
Bir de yüzünde bir kızarıklık var senin. Çok terledim mi acaba bilmiyorum, o mu sürdü onu da bilmiyorum. Yani bildiğin yüzün kıpkırmızı duruyor. Yani biraz daha sarımtırak bir fondötenle o kızarıklığı biraz daha kapatabilirdin. Kırmızı rujunu beğenmedim. Kırmızı ruj olmamış. Biraz daha saç tonunu kırdığı için biraz daha yumuşak renklerde ruj sürebilirdi. Biraz önce de orada da tartışmıştık. Saç rengiyle dudak işte hani makyaj uyar mı olur mu diye. Gerçekten oluyor. Şu an kırmızı ruj yani gözlerin akmış gibi duruyor. Dudağın kırmızı, yüzün kızarık. Yani ben bir makyaj da görmüyorum yani yüzde. Eyeliner zaten olmamış. Yani bir makyaj göremiyorum. Yorum yapacak bir şey göremiyorum yani. Can'ın yaptığı makyaj kötü değil ama ben Deniz'de koyu makyajı görmek istiyorum. Koyu renk makyaj. Koyu renk makyajı görmek istiyorum. Yaparken de zaten söyledim. Söyledim. Hatta Deniz dedi ki evet dedi. Ben de koyu söyledim. Renk istiyorum dedi. Ve istemesine rağmen koyu renk makyajı yapmadı. Yani bu kızın gözleri koyu renk makyaja çok müsait. Ben kırmızıyı çok seviyorum dedin. Ve ben de sizi kıramadım. Kırmızı ruj sordum. Çünkü kendinizi çok seksi buluyorsunuz. Ben de daha çok seksilik katmak istedim. Göze koyu bir makyajı uygulasaydı, şu göz altındaki o siyahlığı yapmasaydın bu makyaj kusursuz olurdu. Çok teşekkür ederim. Bak, modeli ama... onaylıyor zaten. Hayır ben söyledim zaten. Biz şu göz yani altındaki öyle olmayacak. Sadece göz üstü koyu olacaktı. Saygı duyuyorum, bir dahaki sefer yapacağım. Kırmızı ruj olacaktı. Modele yakışmadı. Tabii ki. Kusursuz bir makyaj olurdu. Ama gerçekten elenin ve gidin ya. Peki. Puanlamaya geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Hadi bakalım. Nedir senin puanın bugün makyajına ve kuaförüne? Ben makyajıma puan vermiyorum bugün. Neden? Ben ama hiç sevmedim. Ama bir şey söyleyeceğim. Blöf yapma. Zaten ben de sana isteyerek makyaj yapmadım bugün. Peki. Doğru, isteyerek yapmadı. Şakaydı. Geri vites. Ben ne? Sadece şey tekniği kesinlikle hiç bilmiyorum ama ben hep görüntüye verdim. Arkamı görmüyorum ve istediğim ben şöyle göstereyim. Ben resim gösterdim. Ferit'e. Gerçekten dip rengim buydu ve ombre saça. Ben sadece Ferit için veriyorum. Puanım 4. 4 puan. Sadece ona verdi. Elini sıkmam. Senin yüzünden puanlarım düşüyor. Peki tamam. Memnunsan zaten sorun yok ve gayet iyi de bir puan aldınız. Teşekkür ederim. Modelinizden. Buyurun. Normalde bir geri 5 ileri olur ya. Can'da 5 geri bir ileri. Gayet iyi bir puan aldınız. Modelinizi sonuçta memnun ettiniz öyle ya da böyle. Deniz kendi kuaförüne ve makyajına 4 puan verdi. Bakalım sizler Ferit ve Can için kaç puan vereceksiniz? Lütfen yazın. Bak hiç beğendin mi? Ne ver? Hayır. Ne vereyim o abime? Ya bu bir bile Ramazan fazla. Bey. Bence fazla yani. Buyurun efendim. Ben de şüphe uyandırıyorsunuz, onu söyleyeyim yani. Puanlamada biraz... Ya puanlamada tamam mı? Fark, değişim, boya, renk yani bunların hepsi bir kombinasyon. Yani bunları hesaplıyorum şimdi. Ha ne vereyim şimdi? Yani bu modelleri de anlamıyorum ben. Gerçi önemli lan modelin mutluluğu değil mi? Müşterinin mutluluğu. Ama bu yarışma... O zaman benim modelim de çok mutlu Ramazan Bey yani. Çelişki yapma. Ben çözemiyorum yani siz doğallık adı altında kaçtınız bugün. Yok, Türkçesi bu. Puan dilenmeye mi geldiniz Can Bey? Hayırdır yani? Evet. Puanlarımızı aldığımıza göre Deniz seni de bekleme odası teşekkür alabiliriz. Ederim. Üçüncü takımın modeli Hicran geliyor. Tacımı da herkes dönüp bana baksın. Güzelleşti daha daha. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin, sensin. Ayna kapansın ve Hicran kendine baksın. Beğenecek mi sence? Bence çok güzel oldu hepimiz. Senin de bak. Ben çok beğendim. Çok güzel zaten yani.
de tarar. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.